Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu file runner modelini yapacağız. Daha önce sizlerle yastık modelini paylaşmıştım. Herkes çok beğenmişti. Ben de sizlerle bugün bu runner modelini paylaşmak istedim. Çok güzel, uyumlu bir takım oldular. Şöyle sizlere yastık modelini paylaşayım. Herkes bu yastık modelini çok beğendi. Ben de buna takım olarak bu runner modelini sizlerle paylaşmak istiyorum. Yapılışı çok kolay. Eğer bu kenar kısımlarını karıştırmazsanız gün içinde rahatlıkla bitirebilirsiniz. Bu modeli yaparken 2 mm koton makrome ipi kullandım. Siz normal koton ipleri de kullanabilirsiniz. Polyester makrome ipi de kullanabilirsiniz. Kağıt ip olur mu onu bilmiyorum. Deneyen arkadaşlar varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Ben yurt dışında yaşadığım için yabancı marka ipler kullanıyorum. Diğer arkadaşlara yardımcı olabilmek için kullandığınız ipleri yorum kısmına yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Birbirimize yorumlarda yardımcı olalım arkadaşlar. Şu modelimizin yapılışına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Videolarımızın daha çok kişilere erişebilmesi için beğenilerinizin ve yorumlarınızın çok önemi var. Videomuza beğen ve yorum atmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdi videoya geçmeden önce bir like atarsanız çok sevinirim. Şimdi videomuzun yapılışına geçebiliriz. Bu runner'ı yaparken yaklaşık bir ip kullandım. 250 metre ip gitti. Bir de yastıktan artan yaklaşık 50 metre falan ip vardı. Bir de o ipi kullandım. Yaklaşık 300 metre ip gitti. Runner'ımın eni 33 santim. Boyu püskülsüz hali 1.70 santim yani 170 santim. Püsküllerin boyu da 10'ar santim yani püsküllerle birlikte 190 santim yapıyor. Yani bu haliyle toplam yaklaşık 300 metre ip gitti. İpimin kalınlığı da 2 milimetre. Ben yurt dışında yaşıyorum. Bu şekilde yabancı bir marka ip kullanıyorum. 2 milimetre kalınlığında koton makrome ip kullanıyorum. %69 koton, %31 polyester ip. Bu şekilde ip kullanıyorum. İpimin kalınlığı da bu şekilde. Yakından göstereyim. 300. Bu ipten yaklaşık metre ip kullandım. İpin arkasında 2 ile 4 milimetre tığ kullanabilirsiniz diyor. Ben 4 milimetre tığ kullanacağım. Modelin taban kısmı için 49 zincir gerekli. Ben ekstra zincir çekeceğim. Her boşluk için 6 zincir gerekli. Siz modeli büyütmek istiyorsanız 6 zincir eklemeniz gerekli. Toplamda 49 zincir artı bir de bir ne olur ne olmaz diye birkaç tane zincir ekleyeceğim. Fazlasını sökebiliriz. Sıkmadan gayet rahat bir şekilde çekiyoruz. Şu anda 49 tane modelin tabanı için çektim. Birkaç tane de fazlalık çekeceğim ne olur ne olmaz diye. Şu anda fazlalık da çektim. Tekrar sayıyorum. 'Şu anda taban kısmı için çektim. Buraya bir işaret ekleyeceğim ben.
Burası benim dönüş noktam. Orayı işaret aldım. İşaret aldıktan sonra 11 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zincir. Bu işareti aldıktan sonra bu işareti aldığımız yeri saymıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincire batıp bir sık iğne yapıyoruz. Bakın işaret aldığım yeri saymıyorum. İşaret aldıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5. 6. zincire batıp bir sık iğne yapıyoruz. 11 zincir yapıyoruz. 5 zincir sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 6. zincire batıp bir sık iğne yapıyoruz. 11 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. 6. zincire batıp bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde çok basit. 11 zincir. 6. zincire bir sık iğne yapıyoruz. 11 zincir. 6. zincire bir sık iğne yapıyoruz. 11 zincir. 6. zincire bir sık iğne. 11 zincir. 6. zincire bir sık iğne. 11 zincir. 10.sunu yapıyoruz. Bakın ekstra zincir çekmiştim. 1, 2, 3, 4, 5. 6.sına yapıyorum. 1 sık iğne yapıyorum. Bakın ekstra zincir çekmiştim. Bunu sonra sökeceğiz. Bu şekilde taban kısmını oluşturmuş olduk. Bu şekilde toplam 8 tane boşluk olacak. 2, 4, 6, 8. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. Bir tane dönüş sık iğne için tekrar 11 tane zincir çekip dönüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sonra diğer sıraya dönüyoruz. Bu diğer sırada 11 tane zincir çekmiştik. Şimdi 5 zincir bu tarafta, 5 zincir bu tarafta olacak. Tam 6. zincirin üzerine batacağız. Normalde bu şekilde tam ortaya batıp da böyle yapabilirdik. Ama bu bazen sağa sola kayıyor. Örnekte biraz kayma oluyor. Kaymasın diye tam ortasına batacağız. Örnek kaymasın, tam ortada dursun diye. 1, 2, 3, 4, 5... 6. zincirin ortasına batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Eğer sizin bu görüntü hoşunuza gitmezse az önceki gibi ortasına da batabilirsiniz bu şekilde. Böyle de yapabilirsiniz. Yastıkta bu şekilde yapmıştık. Yastıkta gergin olduğu için hani tam ortada duruyordu ama runner'da
Hani düz durduğu için kendini salıyor ama yastıktaki gibi gergin durmuyor. O yüzden direkt ortaya batıyorum ki düz dursun. İsterseniz boşluğa batabilirsiniz, isterseniz zincire batabilirsiniz. Hangi görüntü hoşunuza gidiyorsa. 11 zincir. 6. zincirin ortasına batıyoruz. On bir zincir. Altıncı zincirin ortasına batıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Böyle ortasına batınca kendini daha iyi toparlıyor. Zincirin ortasına batınca, ama dediğim gibi böyle ortaya batınca kendini çok salıyor. Hani yastıkta geçirince gergin durduğu için kendini toparlıyordu ama bu runner'da kendini salıyor. O yüzden iyi durmuyordu. Böyle ortaya batınca daha iyi durdu. Dediğim gibi siz hangisi hoşunuza gidiyorsa o şekilde batabilirsiniz. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Bunun sıra sonu diğer sırada olduğu gibi olmuyor. Sıra sonuna kadar, buraya kadar aynı şekilde yapalım. Sıra sonunu göstereceğim. Sıra sonuna kadar geldim. Hepsinin üzerine battım. Sadece şu kenarı yapmadım. Bu kenarı yapacağız. Sonuncu boşluğunda üstüne battım. Şimdi şu kenarı yapacağız. Beş zincir çektim. Tığımı 4 sefer doluyorum. Bu az önce dönüşte bir zincir sık iğne için demiştim. Bu dönüşten sonraki zincire batıyorum, sık iğne için dediğimi. Bakın, bu hala işaret duruyor orada. İşaretin üstündeki zincire batıyorum, sık iğne olarak saydığımı. Oraya batıyorum. Bir sefer İlk doladığımı çekiyorum. İkinci de ikinci doladığımı. Üçüncü doladığımı. Dördüncü doladığımı, en son ikisini birlikte çekiyorum. Bir zincir sık iğne olarak sayıyorum. Tekrar 11 zincir çekiyorum, dönüyorum. 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zincir çekiyorum. Yeni sıramı dönüyorum. Yani bu kenar yarım olmuş oluyor. Bu yaptığımız işlemin yarısı olmuş oluyor şu şekilde. Bu yarım olmuş oluyor. Şu anda örnek şöyle gitmiş oluyor ama biz en son sırada bunu böyle toparlayacağız. Şöyle olacak. Örneği biz en son sırada toparlayacağız. Yastıktaki gibi, yastıkta en son böyle 5 zincir çekerek toparlamıştık. Bunu da en son sırada 5 zincir çekerek toparlayacağız. 11 zincir çekip dönmüştük. Şimdi bu boşluğa gelip 6. zincire batarak bir sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. zincire gelerek bir sık iğne yapıyoruz. Şimdi aynı diğer sıralardaki gibi 11 zincir çekip gelip buraya bir sık iğne yapıyoruz. Aynı sıra sonuna kadar aynı işlemi yapıyoruz. Buraya kadar aynı işlemi yapalım. 11 zincir çekip bir sık iğne yapalım. Buraya kadar aynı işlemi yapalım. Şimdi bu tarafta da buraya kadar ben geldim. Burada da tekrar 11 zincir çekiyorum. Burası zincirli olan taraf. Kafamız karışmasın burada.
Bakın burada trabzan yapmıştık. Sonra zincir dönmüştük. Burası direkt sadece zincir. Bir tarafta trabzan var, bir tarafta sadece zincir var. Burası bizim kafamızı karıştırmasın. Şöyle de bu ip tarafı olarak da bakabilirsiniz. Bu tarafta sadece zincir var. Burada da aynı şekilde burada saydığımız gibi sayıyoruz. 6. zincire batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. zincire batıyoruz. Çünkü burası da böyle yarım. Bu şekilde. Burası diğer sırada, burası bir yarımdı. Şimdi burada bir tüm oldum. Şimdi tekrar 11 zincir çekip yapıp buraya batacağız. Aynı burada yaptığımız gibi 11 zincir çekip batacağız. Tekrar bir yarım olacak. Bakın burada ilk sırada şöyle bir bütündü. Şimdi biz bu bütünü yaptık. Şimdi bu sırada başlarken 11 zincir yapacağız ama burada bir yarım olacak. Diğer sırada yaptığımız trabzan yerine biz şimdi ilk sırada başlarken zincir çekerek o trabzan yerine zincir yapıyoruz aslında. Orada kafamız karışmasın. Hani bir tam daire yapmak için değil. Şu sırada bitirirken yaptığımız trabzan yerine, yarım yaparken yaptığımız trabzan yerine biz zincir çekiyoruz aslında burada. O bizim kafamızı karıştırmasın. Aynı yerde yarım yapıyoruz. Ama biz başlangıç olduğu için zincir çekiyoruz trabzan yerine. Şimdi tam yuvarlak yaptık. Şimdi yarım yapacağız. Sık iğne için bir zincir, 11 zincirde dönüş için yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şimdi dönüyoruz. Bu şimdi yarımı tamamlıyoruz. Yarım olacak. Altıncı zincire batıyoruz. Altıncı zincire batıp bir sık iğne yapıyoruz. Bakın yarım olmuş oldu. Buradaki 5 zincir trabzan yerine geçiyor. Buradaki 5 zincir de buradaki yarım için. Şöyle göstereyim. Şöyle gerdirince daha iyi anlaşılacak. Aynı şekilde devam ediyoruz. 11 zincir. 6. zincire batarak bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Şimdi ben sıra sonuna kadar geldim. Sonuncusuna battım. Şimdi yarım olanı yapacağız. 5 zincir çekiyorum. 5 zincir yaptım. 4 sefer tığımı doluyorum. 1, 2, 3, 4. Az önce bir zincir sık iğne için çektiğim yere batıyorum. İpimi alıyorum. İkisini birlikte. Sonra tekrar ikisini birlikte. Üçüncü sardığımı. Dördüncü sardığımı, en sonunda ikisini birlikte çekiyorum. Yani 5 seferde. Bu şekilde son
ikinci yarımımı da yapmış oluyorum. Bakın burayı trabzanla yarım yapmış oluyorum. Burayı zincirle yarım yapmış oluyorum. Bir zincir sık iğne için, buranın tamında diğer sırada yaptığım gibi zincirle yapıyoruz. 11 zincir çekerek dönüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Burada hiçbir yere batmıyoruz. Aynı aşağıda yaptığımız gibi bu boşluğun 6. zincirine batarak sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde yapmak istediğimiz uzunluğa kadar yapıyoruz. Aynı şeyi tekrar ediyoruz. Hani burası ile burası aynı. Aslında ben tekrar etmeyecektim. Hani kafa karışmasın diye ben aynı yeri tekrar size gösterdim. Hani örnek çok basit. Yapılışı çok kolay. Kafa karışıklığı olmasın. Bu şekilde yapmak istediğimiz uzunluğa kadar yapıyoruz. Bu şekilde devam edelim. Ondan sonra oya kısmına geçelim. Dediğim gibi kafa karışıklığı olmasın bu kenarlarda. Bir sefer yarım yapıyoruz, bir sefer tam yapıyoruz. Bir sefer yarım, bir sefer tam bu şekilde. Bu kenarları karıştırmazsak sıra sonuna kadar kolaylıkla ilerleyebiliriz. Ben runner'ımı yapmak istediğim uzunluğa kadar yaptım. Bayağı uzun yaptım. Şimdi uzunluğunu burada gösteremiyorum. Şimdi son sırada toparlayacağız. Şimdi burada bayağı geniş duruyor. Son sırada toparlayacağız. Son sırayı ben bakın böyle yarım olan sırada bitirdim. Şimdi diğer sırada toparlama sırası yapacağız. Bakın bu geniş olan yerde değil. Bu yarım olan sırada bitirdim. Diğer sırada toparlamayı yapacağım. Bakın bu geniş olan yerde bitirmedim. Yarım olan yerde bitirdim. Diğer sırada toparlamayı yapacağız. Şimdi buraya kadar yaptım. Yapmak istediğim uzunluğa kadar. Sıramı dönüyorum. Sekiz zincir yapıyorum. Üç zincir dönüş için. Beş zincir de ara zincir için. Diğer sıralarda yaptığımız gibi altıncı zincire batarak bir sık iğne yapıyorum. Beş zincir. Sıradaki boşluğa gelerek 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincire gelerek bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Sıradaki boşluğa gelerek 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincire gelerek bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bütün boşluklara 5 zincir çekip sıradaki boşluğa gelip bir sık iğne batarak sıradaki bütün boşluklara sıra sonuna kadar bu şekilde batıyoruz. Bu sırada toparlıyoruz artık. Sonuncusuna kadar geldim. Tekrar 5 zincir yapıyorum. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincire batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum ve sıramı dönüyorum. Şimdi yaz sıkta aynı yaptığımız gibi ilk sıraya komple sık iğne yapacağız kenar oyasını. İlk battığımızın tepesine bir sık iğne yapıyorum. Boşlukta 5 tane sık iğne yapıyorum.
1 2 3 4 5 Bu battığımın tepesine bir sık iğne. Boşlukta 5 sık iğne. Bu battığımız sık iğnenin üzerine bir sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Boşluklarda 5 sık iğne, bu sık iğnenin üzerine bir sık iğne yaparak sıra sonuna kadar yapıyoruz. Son boşluğa da 5 tane yaptım. Buradan bir zincir sık iğne yerine çekiyorduk. Onun tepesine de yani bir zincire de bir sık iğne yapıyorum ve sıramızı tamamlıyoruz. 3 zincir çekiyorum. Sıramı dönüyorum. Bu 3 zincir benim ilk trabzanım sayılıyor. Sıradaki sık iğnenin tepesine batarak bir trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Her sık iğnenin üzerine birer tane trabzan yapıyoruz. Bu sırada her sık iğnenin tepesine birer tane trabzan yapıyoruz. Bu sırada çok kolay. Birer tane trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde hiç arttırmadan hepsinin üzerine birer tane trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde. Sıra sonuna kadar geldim. Sonuncusunu da batıyorum. Sıramı bitiriyorum. Bir zincir çekip sıramı dönüyorum. İlk trabzanın tepesine batıp bir sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. 2 trabzan tepesi atlıyorum. 3.'ye batarak bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. 3 trabzan tepesi atlıyorum. 4.'ye bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. 3 trabzan tepesi atlıyorum. 4.'ye bir sık iğne. 5 zincir. 3 trabzan tepesi atlıyorum. 4.'ye bir sık iğne. 5 zincir. 3 trabzan tepesi atlıyorum. 4.'ye bir sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Şimdi ben sıra sonuna yaklaştım. Eğer benim verdiğim sayıda başladıysanız bu sayı denk gelecektir. Ben burada ilk 2 tane trabzan atladım. Burada da aynı şekilde bitireceğiz. Benim gibi başladıysanız tam denk gelecek. Şimdi burayı ben boş olarak sayıyorum. Burada yarım olarak başlayacağız. Şimdi boş, dolu. Siz de benim gibi sayın. Boş, dolu, boş, dolu, boş, dolu, boş, dolu, boş, dolu, boş. Şimdi yapacağım dolu. Ondan sonra bitireceğim. Boş olacak. O zaman denk geliyor örnek. Eğer böyle yetmeyen olursa onu da böyle kaydırma yap, aralarda yedirirseniz tam denk gelecektir. Bu şekilde. Bakın bu doluydu. Bu boş. Mutlaka öyle denk gelmesi gerekiyor. Bu dolu kenarda olursa yapacağımız örneğin yaprağı dışarı doğru kayacak. O zaman hoş durmayacak. Ona dikkat edelim. Eğer öyle oluyorsa aralarda burada yedirelim. Ona dikkat edelim.
Şimdi bir zincir çekerek sıramı dönüyorum. Bu zincirin ortasına batarak ilmeğimi oraya kaydırıyorum. Tığıma doluyorum. Şimdi bu yandaki boşluğa, buradaki boşluğun içine ilmeğimi kaydırdım. Yani bunun ortasında batmış gibi oluyorum. Şimdi tığıma doluyorum. Bu sıradaki boşluğa gelip toplamda 4 tane trabzan yapacağım. 1 2 3 ve 4. Siz ipinizin kalınlığına göre buradaki dolgu sayısını çok ya da az yapabilirsiniz. Ben ipim kalın olduğu için şu anda 4 yaptım. Eğer ipiniz ince ise burada daha fazla dolgu da yapabilirsiniz. Buradaki sayı sizin ipinize göre değişebilir. 3 zincir. Tekrar tığıma doluyorum. Aynı boşlukta 4 tane daha trabzan yapıyorum. Dört tane yaptım. Şimdi hiç zincir çekmeden sıradaki boşluğa gelip bir sık iğne yapıyorum. Yani boş dediğim yer, sadece bir sık iğne yapıyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Dolu dediğim yere sadece trabzan yapıyoruz. Hiç zincir çekmeden tığıma doluyorum. Sıradaki boşluğa bir trabzan yapıyorum. 4 tane trabzan yapıyoruz. 2 3 4. Dediğim gibi ipiniz ince ise bunu 4'ten fazla da yapabilirsiniz. 3 zincir. Aynı boşlukta 4 trabzan. Hiç zincir çekmeden sıradaki boşlukta bir sık iğne. Hiç zincir çekmeden tığımıza doluyoruz. Sıradaki boşluktan 4 trabzan. Aynı şeyi tekrar ediyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Ondan sonra püskül yapılışına geçiyoruz. Sonuncusunu da yaptım. Hiç zincir çekmeden bu ilk yaptığım sık iğnenin de tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekerek ipimi kesiyorum. Ve ipimizi saklıyoruz. Bakın az önce dediğim bir dolu bir boş. Hani boş bitmesinin sebebi buydu. Eğer bu dolu dediğim şey kenarda bitseydi bu yaprak böyle kenara doğru taşıyacaktı. Öyle bir kötü görüntü olacaktı. Böyle boş bitince böyle güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. O yüzden ona dikkat edelim. İpimizi de arkada saklayalım. İpimizi de kesiyoruz. Şimdi püskül yapılışına geçebiliriz. Püskül yaparken ben elimde yapacağım. İlk önce şu kadar uzunlukta iki parça ip kesiyorum. İpin bir ucunu bu şekilde elimde tutuyorum. 15 defa sarıyorum. 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. İpimi kesiyorum. Tek ipimi alıyorum. Sardığım ipin içinden geçiriyorum. İki sefer düğüm atıyorum. Sıkı düğüm atıyorum. 2. 2 sefer sıkı düğüm atıyorum. Sonra diğer ipi alıyorum. Bir ucunu püskülümün boyunca böyle tutuyorum. Yaklaşık 2 santim kala parmağımı böyle sıkıca bastırıyorum. İpin diğer kalan kısmını püskülün etrafından sarmaya başlıyorum. Üst üste gelmeyecek şekilde, böyle yan yana gelecek şekilde sarıyorum. Bu şekilde 4 defa, dilerseniz 5 defa sarıyorum. Sonra ipin diğer ucuyla İki sefer düğüm atıyorum. İğne yardımıyla ya da tığ yardımıyla bu düğüm attığımız, bu sardığımız yerin arkasından beri ipimizi geçireceğiz. Sardığım düğümün arkasından beri tığımı geçiriyorum. İlk önce tek ipimi çekeyim. Bunu çektim. Sonra diğerini deniyorum. Diğerini de çektim. Sonra ikisini birlikte çekiyorum. Düğümü o tarafa çekmeye çalışıyorum. Ve bu şekilde oluyor. Sonra püskülümüzün boyunu da ayarlıyoruz. Ve püskülümüz hazır. Şimdi ben püsküllerimi hazırladım. Takılışını da göstereyim. İpimin bir tanesini alıyorum. İpimin tekini geçiriyorum ucundan. Diğer ucunu da alıyorum. İki sefer düğüm atıyorum. Sonra bağladığımız ipi, daha önce bu sardığımız ipin arkasından beri püskülümüzün içine doğru tek tek çekiyorum. Bu şekilde daha temiz duruyor. Sonra ipi püskülün boyunda kesiyorum. Bu şekilde arkası da temiz durmuş oluyor. Bu şekilde bütün püskülleri takalım. Ben bütün püskülleri taktım. Şimdi bunu arkadan hafif buhar vererek ütülemeye çalışacağım. Geleceğim. Ben runner'ı ütüleyip geldim. Ütülerken ne çok böyle açarak ütüledim, ne de çok böyle esneterek ütüledim. Tam bu kenar oyasının genişliğinde o şekilde ütüledim. Bu genişlik ne kadarsa o genişlikte ütüledim. Hafif ütü bastım. Çok da ütülemedim.
tersten, ipim ütüye elverişliydi, hafif tersten ütü yaptım. Ben hafif bu şekilde sarkıtarak yaptım. Çok sarkıtılmıyor çünkü model esniyor. İster benim gibi hafif sarkıtabilirsiniz, isterseniz de düz olarak kullanabilirsiniz. Yani sarkıtmadan tam böyle masanın boyunda da bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ama ben hafif, çok az sarkıtarak, öyle daha hoşuma gitti. Şöyle göstereyim. Çok hafif sarkıtarak bu şekilde hoşuma gitti. Daha uzun sarkıtılmıyor çünkü model esniyor. Bunu da göz önünde bulundurarak modelinizi o şekilde yapın. Çok uzun sarkıtılmıyor. Yastığımızda bu şekilde uyumlu, gayet şık bir model oldu. Dediğim gibi çok fazla sarkıtılmıyor. Sadece ilk sıra sarkıtılıyor. Yaparken başlangıç kısmını ona göre başlayalım. Yapacağımız ölçüyü ona göre yapalım. Modelimiz bu kadar arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Videolarımızın daha çok kişiye erişebilmesi için beğen ve yorumlarınız çok önemli. Videolarımıza beğen ve yorum atmayı unutmayalım. Videolardan anında haberdar olmak için zile basmayı unutmayalım. Sıradaki videolarda görüşmek üzere, kolay gelsin diyorum.